Şu an Şangay Müzesi'nin bronz galerilerindeyiz ve üç ayaklı devasa bir ayin nesnesine bakıyoruz. Bu parça 3000 yıllık. Çince'de buna ding deniyor. Bu şey ateşin üstüne konurdu ve böylelikle içinde her ne varsa pişirilirdi. Fakat bu tabii öyle alelade maksatlı bir pişirme işlemi değildi. Üretimi çok pahalı ve zor olan bu kazan sadece ayinsel maksatla kullanılırdı. Sırf üstündeki motiflere bakarak bile, bunun ayinsel amaçlar için üretilmiş bir kazan olduğunu anlamak mümkün. Üstünde bu tür erken dönem bronzlarda çok yaygın olan taotia yani hayvan maskesi motifi var. Bu motifi Çin sanat tarihinde yüzlerce yıl boyunca görüyoruz. Zaman içinde evriliyor, değişiyor. Ama sonuçta bundan daha eskilerine ta Shang Hanedanı dönemine ait olanlara bile rastlayabiliyoruz. İlginç bir şekilde buradaki motif stilize bir dalga desenine sahip ve dalgaların arasında başka desenler olduğunu da görüyoruz. Sanki sanatçı yüzeyin hiçbir yerini boş, süssüz bırakmak istememiş gibi. Çok dikkatli baktığımızda kimi insanların şimşek olarak düşündüğü bazı oyma motifler görüyoruz. Bulut öbeği veya ejderha kuyruğu gibi görünen bir şeyler de var. Tüm bunlarla ilahi olanla bir bağ kurma fikri vurgulanıyor. Bu nesnenin amacı da zaten buydu. Dünyevi olanı ilahi olana, daha doğrusu özellikle de İmparatora bağlamak. Zhou hanedanında cennetin vekaleti denen bir kavram vardı. Bu ilahi bir yönetim hakkı olduğunu ifade ediyordu. Bu hakka sahip olan kişi cennete ya da göksel tanrı olan Tian Di'ye töresel kurbanlar adayabiliyordu. Bu kurbanları vererek halkının emniyetini ve refahını temin etmiş oluyordu. Ama işler yolunda gitmediğinde kuraklık, açlık, sel, yöneten elit kesime yönelik başarılı bir isyan gibi şeyler olabilirdi. İşte o zaman bu vekalet ilahi güçler tarafından geri alınabiliyor ve imparatorun yerine yeni bir imparator geçebiliyordu. Aslında böyle bir bronz için gereken kaynakları bir araya getirebilecek güce zaten ancak o sahip olabilirdi. Bronz, ağırlıklı olarak bakırdan oluşan ama kalay ve başka metaller de içeren bir alaşım. Burada böyle bir şeyin ortaya çıkabilmesi için madenin çıkartılması eritilmesi, rafine edilmesi ve dökülmesi söz konusu. Bu o kadar karmaşık bir teknoloji, insanlık tarihi için o kadar büyük bir ilerleme ki bu geçişi bronz çağı olarak adlandırıyoruz. Zhou dönemi de Çin'deki bronz çağının içinde yer alan dönemlerden biri. O dönemde birkaç farklı tür metalürjik teknik vardı. Bunlardan biri parça kalıp tekniğiydi ki burada da o teknik kullanılmış. Genellikle batıda Rönesans döneminde Antik Yunan'da ve Roma'da kayıp mum yöntemini görürüz. Bu yöntemde tasarım önce mumla yapılır ve sonra mum eritilerek yok edilir. Ardından da kalıba bronz dökülür. Ama burada kullanılan tamamıyla farklı bir yöntem ve tasarım üzerinde daha fazla kontrolü mümkün kılıyor. Aslında kayıp mum yöntemi bu dönemde de kullanılıyordu. Ama bunun parça kalıp yöntemiyle yapıldığı belli. Çünkü ekleme yapılan yerleri görünüyor. Nesnenin çevresinde dolaşınca kalıp parçalarının nerelerde birleştirildiğini görebiliyoruz. Ayrıca bunu üretmek için kullanılan tüm bu kalıp parçaları yeniden kullanılabiliyordu. Süreç şöyleydi: Kazan önce kilden yapılıyordu. Sonra kilden bir kalıp üretiliyor ve bu kil tabakalarının arasına bronz dökülüyordu. Burada her bir parça tek tek üretilip sonradan birbirlerine lehimlendiği için parçaların birbirine tutturulduğu yerlerde bu belirgin çizgileri görebiliyoruz. Bu dingi çok özel kılan şeylerden biri de üstündeki tasarımlara ek olarak İçinde bir de kaligrafi bulunması. Kazanın üstünde yazılar var. Sağdan sola ve yukarıdan aşağı doğru yazılmış 290 karakterden oluşuyor. Ve bu karakterlerin çoğu günümüz Çincesinde de kullanılan karakterler. Bunun bronz çağı için oldukça büyük bir gelişme olduğunu bilmek önemli. Burada gördüğümüz sadece düz bronz bir şey değil. Burada ayrıca iletişim ve yazıdan gelen merkezi gücü de görüyoruz. Ve daha önce de belirttiğim gibi sadece merkezi bir güç böyle bir kazanın yapımı için gereken kaynakları bir araya getirebilirdi. Bu kazan neredeyse 200 kilo ağırlığında, 180 kilo civarında bir ağırlığı var. Muhtemelen bu gördüğümüz kulplara bir kalas geçirilmek suretiyle taşınıyordu. Ve kazan ancak iktidardaki kişi gücünü yitirdiğinde veya bu örnekte olduğu gibi asil bir davranış sergileyen birine hediye edildiğinde yerinden oynatılıyordu. Bu durumu kazanın içine oyulmuş karakterlerden öğreniyoruz. Bu kazanın kral tarafından soyadı K olan seçkin bir resmi personele hediye edildiğini biliyoruz. Buding bir tapınakta bulundu ama bu döneme ait bronzların çoğu mezarlarda bulunmuştu. Dolayısıyla biliyoruz ki bunlar insanların yanlarında ahirete götürmek istedikleri çok önemli nesnelerdi. Bu obje 19. yüzyılda bulundu. Fakat bugün bile bu eski dönemlere ait bilgimizi arttıran yeni nesneleri Gün yüzüne çıkartmaya devam ediyoruz. Son olarak Taotia'ya daha yakından bakarak bitirmek istiyorum. Çünkü bu çok fazla tekrar eden bir şekil. İki gözünün olduğunu görebiliyoruz. Bir de kazanın ayaklarını saran boynuzumsu girdap motifleri var. Onun da altında ağız veya dişlerin bir parçası gibi duran dairesel formlar görüyoruz. Oldukça soyut bir şekil bu. Dolayısıyla bilim insanları da bu tanrının ne olabileceğini hala çözmeye çalışıyorlar. Galeriye girer girmez hemen bu dinge doğru çekildiğinizi hissediyorsunuz. Çünkü müzenin dışında bile onun görüntüsü var. Evet, şu an içinde bulunduğumuz binanın şekli tıpkı bu dinge benziyor. Bu eserin günümüzde hala Şangay'ın kültürel bir simgesi ve en önemli nesnelerinden biri olduğunu görebiliyoruz.